Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, 2-8 Mart haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, ayın ışığı büyüyor. Hafta boyunca ay ikizler, yengeç, aslan ve başak burcunda ilerleyecek. Zaten 9 Mart'ta önümüzdeki pazartesi günü oluşacak dolunay enerjilerini de hafta sonundan itibaren hissetmeye başlayacağız. Dolayısıyla biraz daha yoğun bir haftadayız. Tempomuz, günlük hayatımızdaki iş hayatımız, çalışma hayatımız, ilişki dinamiklerimiz hafta genelinde biraz öne çıkıyor. Tüm bunlar olurken Merkür retrosu devam ediyor. Merkür 4 Mart'tan itibaren balıktan ayrılıp kova burcunda artık retroya başlayacak. 10 Mart'a kadar yaklaşık bir hafta Merkür kova burcunda retro yaparken bu hafta lütfen bütçenize dikkat edin. Para durumunuza dikkat edin. Alışverişlere dikkat edin. Mümkünse önemli alışverişleri erteleyin. Ödemelerde, faturalarda karmaşalar, karışıklıklar olabilir. Merkür retrosu nedeniyle. Mars burcunuzda ilerlemesini sürdürüyor. Mars'ın desteği enerjinizi arttırıyor. Güçlü ve güvende hissediyorsunuz kendinizi. Ama tüm bunlar olurken biraz zaman zaman agresif olmanız da mümkün. Çok fazla kendinize yüklenmeniz de mümkün. Bunu da dengelemek gerekiyor. Bu hafta sizin için çok güzel bir gezegen değişimi olacak. 5 Mart'ta Venüs bir süredir hareket ettiği Koç'tan ayrılıp Boğa burcuna geçiyor. Ve 3 Nisan'a kadar Venüs yaklaşık bir ay çok güçlü olduğu, kendi yönettiği Boğa burcunda olacak. Ve sizin 5. evinizde olacak. Aslında 2020'nin en keyifli süreçlerinden birisi. Hayatınızda bazı zorluklar olsa da, sıkıntılar, mücadeleler olsa da Venüs bu dönemde 3 Nisan'a kadar size güzel, keyifli fırsatlar da sunacak. Aşk, romantizmle ilgili güzel bir dönem. Yaratıcı anlamda kendinizi iyi ifade edebileceğiniz bir dönem. Eğlenceli konulara, hobilerinize, bazı faaliyetlere daha fazla zaman ayırma imkanınız olabilir. Romantik konularda beklentileriniz karşılanabilir ve çocuklarla ilgili güzel bir dönem. Özellikle Mart'ın son haftası çocuklarla ilgili fırsatlarınız olabilir. Çocuk istiyor olabilirsiniz. Bebek sahibi olmak isteyebilir olabilirsiniz. Evet, Venüs'ün burada güzel bir desteği olacak size. Çocuğunuz var. Onunla ilgili keyifli gelişmeler olabilir örneğin. Yine Venüs'ün burada güzel destekleri var. Aşk hayatınızda da Venüs'ün sizi destekleyeceğini, romantik fırsatlar çıkaracağını unutmayın. Para yok mu diye sorabilirsiniz. Venüs Boğa'da tabii ki parayı da anlatır. Ve 5. evde şans eviniz, parasal kazançlar bakımından da gerçekten özellikle bu bir ay içerisinde Mart'ın sonları ve Nisan'ın ilk günleri çok özel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Sevgili oğlaklar, evet bu hafta çarşamba ve perşembe ay yengeç burcundan geçerken biraz daha eşiniz, partneriniz, yakın arkadaşınız, ilişkileriniz, belki bazı ortaklı işleriniz, onlara duygusal olarak daha fazla odaklanabilirsiniz. Paylaşım yanınız öne çıkıyor. Karşınızdaki kişilerin beklentileri artabilir. Onlar sizden daha fazla duygusal destek bekleyebilir. Lütfen daha hassas olmaya çalışalım. Cuma öğle saatlerinden itibaren ay aslana geçecek. Bu hafta cuma, cumartesi biraz masraf çıkarabilir. Unutmayın. Ödemeleriniz de olabilir. Belki alışverişleriniz olabilir. Ya da sosyalleşmek için, eğlence için biraz ekstradan para harcamanız gerekebilir. Ama Merkür'de retro. Özellikle cuma günü, cumartesi günü yapacağınız alışverişlerde yanlışlıkların, hataların olabileceğini göz önünde bulundurun. Buna da dikkat etmekte fayda var. Ve pazar günü ay Başak burcuna geçiyor. Artık dolunay enerjileri çok güçlenecek. Onu önümüzdeki hafta daha detaylı konuşacağız. Dolunayla beraber yurt dışı ile ilgili konular, uluslararası konular, belki bazı hukuksal beklentileriniz, seyahat planlarınız, bunlarla ilgili bazı önemli farkındalıkların oluşması, bazı önemli kararlar vermeniz, bir şeylerin belirginleşmesi de hayatınızda mümkün olabilir. Mutlu ve başarılı bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.